Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Değerli dostlar bugünkü ilk konu başlığımızda hep birlikte bir Karabağ'a uzanacağız. Karabağ'da Ermeni askerlerden Azerbaycanlı kardeşlerimize karşı kışkırtıcı hareketler geldi. Karabağ sınırında bulunan Ermeni askerler Azerbaycan sınır birliklerinin yanına giderekten bulunduğunuz bölge bizim burayı terk edin diye çağrıda bulundu. İsterseniz ilk konu başlığımız daki bu ilginç haberin detaylarına yakından bir göz atalım. Dağlı Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusu tarafından hezimete uğrayan Ermenistan'ın askerleri sınır hattında Azerbaycan muhafızlarının bulunduğu yere gelerek hak iddiasında bulundu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Ermeni askerler Azerbaycan sınır muhafızlarının kontrol ettiği yerden geçmek istedi. Ermeni askerlerin girişimi Azerbaycanlı subay tarafından engellendi. Azerbaycan askerlerinin sağduyusu Ermeni ordusunun tarihlerini boşa çıkarttı. Değerli dostlar gerçekten bunlarda durup durup bir şey yapmaya yani savaş biteli yaklaşık 3-4 ay olmuş. Siz durduk yere niye bu bölge bizim oradan çekilin diyorsunuz? Ya da değerli dostlar, Ermenistan'da ciddi manada ordu yönetiminde çok büyük eksiklikler var ki kafasına esen komutan bu bölge bizim oradan çekilin diye hadsiz hadsiz söylemlerde bulunabiliyor. Gerçekten bu Ermenilerin ülke düzenine, ordu düzenine hastayım değerli dostlar. İsterseniz bir sonraki konu başlığımıza geçelim. Sizce ABD Türkiye'nin dostu mudur? Evet değerli dostlar belki de son dönemde hepimizin karşısına bolca çıkan bana kalırsa da oldukça önemli olan bir soruydu. İşte ikinci konu başlığımıza geldiğimizde bu soruyu bir araştırma şirketi Türkiye'deki farklı farklı bölgelerdeki insanlara tek tek sormuşlar. Yapılan bu anket sonrasında ise gerçekten çok ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Görünen o ki değerli dostlar Türkiye halkı ABD'yi artık dost olarak görmemekte. Detaylara yakından bir göz atalım. Joe Biden'ın sözde 1915 olaylarını tanımasından sonra ABD'ye olan güven azaldı. Araştırma şirketi Areda'nın 29-30 Nisan 2020 tarihleri arasında 1895 kişinin katılımlarıyla gerçekleştirdi. Sözde 1915 olayları araştırmasının sonuçları yayınlandı. ABD Başkanı Biden'ın bu açıklamasının yanlış olduğunu düşünen vatandaşlar Biden'ın bu açıklamayı Türkiye'yi zor durumda bırakmak için yaptığını düşünüyor. Anketin detaylarına inecek olursak anketteki ABD'nin Türkiye'nin dostu olduğuna inanıyor musunuz şeklindeki soruya katılımcıların %94,5'i hayır inanmıyorum cevabını verdi. %5 1,5'i ise ABD'nin Türkiye'nin dostu olduğu görüşünde. Son olarak aynı araştırmada yer alan ABD'nin Türkiye'nin stratejik ortağı ve müttefiki olduğuna inanıyor musunuz sorusuna vatandaşların yüzde %93,3'ü hayır inanmıyorum derken yüzde %6,7'si evet inanıyorum dedi. Ankette ayrıca İncirlik üssüyle alakalı da bir soru soruldu. Sizce Türkiye olarak Biden'ın bu tutumuna karşı aşağıdaki tepkilerden hangisini vermeliyiz şeklindeki soruya vatandaşların yüzde %5 8,8'i Amerika'nın Türkiye'deki üstlerinin kapatılması gerektiği yanıtını verdi. %35,1'i diplomatik bir şekilde tepkinin verilmesi görüşünde bulunurken %6,1'i de tepki verilmemesi gerektiğini söyledi. Değerli dostlar fark etmişseniz sizlere ankete ilişkin 3 farklı soruyu aktardım. Fakat dikkat etmişsek her 3 soruda da yaklaşık böyle %5'lik 6'lık kesim işte Amerika'yı dost olarak görüyor musunuz sorusuna evet görüyoruz. ABD müttefikimiz midir? Evet müttefikimizdir ve son olarak da ABD'ye ne gibi yaptırım uygulayabiliriz sorusuna ise yaptırım uygulamayalım cevabını veriyorlar. Ülkemizdeki özellikle de ABD'nin son dönemde Türkiye'ye karşı yapmış olduğu açıklamalar göstermiş olduğu hareketler bu şekildeyken nasıl oluyor da ülkemizdeki %5'lik 6'lık kesim halen Amerika'ya bu denli güveniyor. Gerçekten çok ilginç detaylardı. Sizlerle paylaşmak istedim değerli dostlar. İsterseniz bir sonraki konu başlığımıza geçelim. Üçüncü konu başlığımıza geldiğimizde günün bomba gelişmesini sizlere aktaracağım ve oldukça güzel bir haberi sizlere aktaracağım. Bugünkü haberimiz iki gün önce yaşanıyor ama gerçekten bomba bir gelişme. Detaylara inecek olursak değerli dostlar böyle stabil bir şekilde her gün olduğu gibi devreye uçuşunu atan Bayraktar TB2'lerimiz Edirne sınırında uçarken bir anda kararını değiştirerekten Yunanistan'ın Oresti ada bölgesi Türkçesiyle kum çiftliği bölgesine uçuş gerçek gerçekleştiriyor. Ve devamında ise Yunan medyası bu yaşanan gelişmeleri çok ilginç detaylarla anlatıyor. Yunan medyası Yunan hükümetine de soruyor. Egemen bir devletsek Türklere ait sihalar bizim sınırımızda hatta bizim topraklarımızda nasıl alçak bir şekilde uçuyor diye soruyor hükümetlerine. Türk sihalarının motor sesinin dahi bölgede yaşanan insanlara geldiğini belirtiyor Yunan medyası. Yani düşünün değerli dostlar Türk sihaları Yunan hava sahasında nasıl alçaktan uçmuşsa Yunanlılar Türk siyalarının motor sesini an be an duymuşlar. İsterseniz bu önemli haberimizin detaylarına yakından bir göz atalım. Değerli dostlar metni aynen Yunan medyasında olduğu şekliyle sizlere aktaracağım. Yunan medyası aynen şu başlığı attı. Türk siyalarından Yunanistan'da inanılmaz bir meydan okuma dediler. Devamında ise Türk casus uçağı tipi Bayraktar TB2 bugün Orestia'da üzerinden uçtu. Flight Radar web sitesi tarafından gerçek zamanlı olarak kaydedilen uçuş Aynı zamanda Yunanistan'daki yer tabanlı radarlar tarafından da kaydedildi. Egemen bir devletin hava sahasında bu tür durumlara nasıl izin verilebileceği konusunda düzinelerce soruyu da gündeme getiriyor dediler. Evet. Türk siyasının koordinatlarında ufak sapmalar olsa bile uluslararası üne sahip web sitesinin görüntüsü. Evros'un yukarısında olup bitenlerin tartışılmaz bir tanığıdır dediler. Yunan medyası benzer insansız hava araçları genellikle Yunan sınırında uçuyor. Ancak Türk savaş uçağı Oresta'da özel uçarken Yunanistan'a hayırlı cuma mesajı vermiş olamaz. Uçuşun büyük bir bölümünde Türk siyasi Türk hava sahasında kaldı. Ancak neden Yunanistan'a davetsiz ve her şeyden önce rahatsız edici bir şekilde girdiğini kimse bilmemekte dediler. İşte son olarak da o dikkat çekici ifadeleri kullandı Yunan medyası. Yunanistan son aylarda Evros'u savaş uçaklarının uçuş planlarına dahil etti ve Yunan F-16'ları yerden algılanmamak için birçok kez yüksek irtifalarda uçtu. İnsansız bir düşman siyasının motorlarının bile ideal koşullarda duyulabileceği bir yükseklikte uçmuş olması birçok soruyu gündeme getirmektedir dediler. Son olarak da Yunan medyası hükümetlerine sitem ederekten herkes onu kimin çalıştırdığını ve uçuşlarının amacını bilse de bir vatandaş tarafından bile çalıştırılabilen bir drondan bahsetmiyoruz. Bir Yunan şehri üzerinden uçmuş yabancı bir savaş uçağından bahsediyoruz. Hatta daha da ileriye giderekten bu uçak düşman Türklere ait diyoruz dedi. Şimdi aslında bu olaylar bizim için her ne kadar alışılagelmiş bir durum olsa da Yunanların aklında iki tane soru işareti var değerli dostlar. Bunlardan ilki Türk siyasi olağan bir şekilde. Edirne sınırında uçuş gerçekleştirirken ne oldu da bir anda kum çiftliğine böyle bir U dönüşü ataraktan giriş yapmak gereksiniminde bulundu. Acaba Türkler bölgede neyi gözetledi? Bunu Yunanlar ilk olarak merak ediyor. Hemen akabinde ise ikinci soru olarak da Türk siyahları nasıl oldu da motorlarını dahi duyabileceğimiz bir şekilde Yunanistan hava sahasında uçuş gerçekleştirdi. Türkler neyine güveniyor? Türklerin hiç mi Yunan hava sahası? asındaki hava savunma sistemlerinden korkusu yok diye soruyorlar. Tabii ki bu sorularının hepsini hükümetlerine soruyorlar. Yunan hükümeti ise bu soruları ne kadar cevaplar? Burası da aslında tartışılması gereken önemli konulardan bir tanesi. Hani böyle içimin yağlarını eriten bir haberdi. Oldukça seviniyorum değerli dostlar. Her ne kadar Türk medyasına yansımasa da bizim aslanlarımız, bizim Türk Hava Kuvvetlerimiz çok cesaretli bir şekilde. Zaten sizlere göstermiş olduğum haritadaki Bayraktar siyahlarımızın koordinatları fiyatlarına dikkatce bakacak olursak ben gerçekten o an o sihamızı kullanan pilotumuzu tebrik etmek istiyorum. Çok cüretkar ve çok cesaretli bir adım. Çünkü gerçekten Suriye hava sahasından bahsetmiyoruz. Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkenin hava sahasına bu şekilde rahat bir şekilde gir çık yapabilmek cesaret ister. Tekrardan SİHA pilotumuza çok teşekkür ediyorum. İsterseniz bir sonraki haberimize geçelim. Dördüncü konu başlığımıza geldiğimizde Rum kesimine uzanacağız. Rum kesiminden Nikol Anastasiadis'e gideceğiz. Anastasiadis çok hadsiz açıklamalarda bulundu. Hatırlarsınız Cenevre'de gayri resmi 5 artı 1 Kıbrıs görüşmeleri gerçekleşmişti. Bu görüşmeler sonrasında yaşanan gelişmeleri Anastasiadis Rum medyasına değerlendirdi. Çok önemli dikkat çekici ifadelerde de bulundu. Haberimizin detayları 4. konu başlığımızda sizlerle. Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ülkesinde katıldığı bir televizyon programında Türkiye'ye yönelik haddi aşan küstah açıklamalarda bulundu. Paskalya Bayramı kutlamaları kapsamında ülke televizyonlarında yayınlanan bir konuşma yapan Nikos Anastasiades bayram kutlamak yerine Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkında tepki çeken açıklamalar yapmayı tercih etti. Türk tarafını Osmanlı İmparatorluğu hayalleriyle hareket eden küstahlar olarak tanımlayıp suçlayan Rum lider Türkiye'yi Birleşmiş Milletler yetkilendirmesine ve uluslararası kanunlara uygun olmayan şekilde davranmakla itham etti ve bu durumun sadece Kıbrıs Rumlarının değil Kıbrıs Kıbrıs Türklerinin de isteği doğrultusunda olmadığını belirtti. Rum basınında yer alan habere göre Anastasiadis Türk tarafının Cenevre'deki tutumuyla Birleşmiş Milletler'in çözüm çabalarını ve parametrelerini ihlal ettiğini ileri sürerek Türk tarafının her türlü müzakerede egemenlik haklarının tanınmasına odaklanılmasında ısrar ettiğini savunduğunu belirtti. Anastasiadis son olarak Guterres'in Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye'nin arzu ettiği çözümün Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından kabul edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını hususunda Kıbrıs Türkleri ve Türkiye'ye yönelik net olduğunu savundu. Bak sen şu Anastasiadis'e ya. Değerli dostlar dikkat ettiniz mi? Rum lider Anastasiadis'in Türkiye'den şikayetçi olduğu konu şuymuş, Türklerin her müzakere masasında kendi egemenlik ve bağımsızlıklarını dile getirmesi konusuymuş. Affedersiniz de ne yapacaktık o ada için o Kıbrıs adası için bunca bedel ödemişken o adayı sizlere mi bırakacaktık? Yunanların egemenliği mi söz konusu olacaktı Kıbrıs adasında? Bu adamlar, bu karşımız daki şahıslar olaylara tamamıyla tek taraftan bakıyorlar. Zaten yapmış olduğu açıklamalar da bunu gösteriyor. Sıkıntı neymiş? Türklerin adadaki bağımsızlık düşüncesi. Siz böyle derseniz adama da sorarlar. Siz Rumlar olarak adada bağımsızlığı düşünmüyor musunuz da? Türklerin bağımsızlığını düşünmesinden şikayetçi oluyorsunuz. Çok sinir bozucu bir haberdi. Sizlerle paylaşmak istedim değerli dostlar. İsterseniz hep birlikte son konu başlığımıza geçelim. Değerli dostlar 5. ve son konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir Norveç'e uzanacağız. Norveç'e gittiğimiz bizden Norveçli dış politikalar uzmanı Asle Toj'un Türk siyalarına ilişkin dikkat çekici açıklamalarına uzanacağız. Norveçli uzman Asle Toj yapmış olduğu açıklamada F-35'lere vurgu yaparaktan F-35'lerin büyük maliyetli ve güvenilir olmadığını belirterekten biz Norveç olarak F-35 alımına vereceğimiz parayla Türkiye'den tamı tamına 22 adet bayraktar siyah satın alırız dediler. Bu ilginç haberimizin detayları son olarak sizlerle. Teknik aksaklıklar nedeniyle son zamanlarda zamanlarda sık sık tartışma konusu olan F-35 müşterek taarruz uçağı programına bir eleştiri de Norveç'ten geldi. Nobel Ödülü Komitesi ve Dış Politikalar Uzmanı Norveçli Asle Toje F-35 savaş uçağının bir güven krizi içerisinde olduğunu ifade etti. F-35 programının oldukça maliyetli olduğuna vurgu yapan Toje F-35'in maliyetiyle yaklaşık 22 tane Bayraktar TB2 satın alınabilir. TB2 Ermeni hava savunmasını parçalara ayırdı dedi. Son olarak da Kongre Savunma Komitesi başkanının F-35 için dipsiz kuyu dediğini belirten Toje, bunun yanı sıra İngilterenin F-35 siparişini 138 uçaktan 48 uçağa düşürdüğünü de vurguladı. Şimdi siz Norveç olarak 22 adet bayraktar siha istersiniz de, acaba biz Türkiye olarak karşılığında ne isteriz böyle gelişmeler olduğunda, başka ülkeler böyle dünyaca kendini kanıtlamış Türk ürünlerine talep gösterdiğinde oldukça seviniyorum. Sevinmemiz de doğaldır. Ne kadar gururlansak azdır. Tekrardan emin geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Değerli dostlar bugünkü konu başlıklarını da sizlere aktardım. Umarım doğru bir şekilde anlatabilmişimdir. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzda gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.